Merhabalar arkadaşlar. Anayasayı bölümler halinde incelediğimiz dördüncü bölüm videomuza hepiniz hoş geldiniz. Komiser yardımcılığı ve misyon koruma sınavı ile KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar videolarımızı kesinlikle kaçırmasınlar diyorum. Ve soru cevap şeklinde incelediğimiz videomuza gelin hep birlikte başlayalım. Türkiye Merkezi İdare Kuruluşu bakımından hangi durum Şart ve gereksinimlerle illere, iller de diğer kademeli bölümlere ayrılmıştır. Bu ayrım coğrafi durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre yapılmıştır. İllerin idaresi hangi esasa dayanır? Evet arkadaşlar, illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır diyoruz. Peki nedir yetki genişliği? Merkezde toplanmış yetkilerin bir bölümünün yine merkezin denetimi altında merkezdeki ve taşradaki bazı yüksek görevlilere aktarılmasıdır yetki genişliği. Mahalli idarelerin özellikleri nelerdir? Mahalli idarelerin özellikleri şunlardır arkadaşlar. Mahalli idareler yerinden yönetim ilkesine dayanır. İl, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruluş esasları kanunla belirtilen karar organları yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Peki bahsettiğimiz bu yerinden yönetim ilkesi nedir? Hemen bakıyoruz. Yerinden yönetim ilkesi merkezin üstlenmediği kimi kamu hizmetlerinin merkezden ayrı ve özerk kamu idareleri tarafından yürütülmesidir diyoruz. Yerinden yönetim organlarının özellikleri ise şunlardır arkadaşlar. Ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahiptirler, özerktirler merkezi hiyerarşisine tabi değildirler. Merkezi yönetimin hiyerarşik değil, idari vesayet denetimine tabidirler. Ayrı bir mal varlığı ve bütçeye sahiptirler. Yerinden yönetimin yararları nelerdir? Yerinden yönetimin yararları şunlardır arkadaşlar. Demokrasi ilkesine uygundur. Yerel ihtiyaçları daha çok dikkate alınabilir. Bürokrasi ve kır tavsiyeciliği azaltır. Peki yerinden yönetimin sakıncaları nelerdir? Yerinden yönetimin sakıncaları, ülke bütünlüğünü sarsma tehlikesi vardır. Yeterince mali kaynak bulmak zordur. Teknik eleman sıkıntısı vardır. Hizmetler eşit yürütülemez partizanca uygulamalara yol açabilir. Mali denetimde güçlükler yaşanır. Mahalli idarelerin seçimleri kaç yılda bir yapılır? Mahalli idarelerin seçimleri 5 yılda bir yapılır. İdari vesayet nedir arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Merkezi idare mahalli idareler üzerinde Mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde sahip olduğu yetkiye vesayet yetkisi denir diyoruz. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görev ve sorumluluğu nedir? Memurlar ve diğer kamu görevlileri anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. İdarenin kuruluşu ve özellikleri nelerdir? Arkadaşlar idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. İdarenin kamu tüzel kişiliği kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin kovuşturulmasında ilkeler nelerdir? Memurlar ve diğer kamu görevlileriyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. Silahlı kuvvetler mensupları ile hakimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında kanunun gösterdiği idari merciğin izne bağlıdır. Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre rektörler ve dekanlar kimler tarafından atanır? Arkadaşlar rektörler cumhurbaşkanınca seçilir ve atanır. Dekanlar ise yükseköğretim kurulunca seçilir ve atanır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kuruluş amacı nedir? Kaç üyeden oluşur? Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 9 üyeden oluşur diyoruz. Siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca seçilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kuruluşu görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri kanunla düzenlenir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçim usulleri nelerdir? Kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Kanunsuz emirin anayasal ilkeleri nelerdir? Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse üstünden aldığı emri yönetmelik, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz diyoruz. Anayasamızdaki yargı yolu ilkeleri nelerdir? İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletler arası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletler arası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleriyle, kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre yazılı bildirim tarihinden başlar. Yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimiyle sınırlı olup hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslarına uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir. Kanun olağanüstü hallerde seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleriyle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir. Evet arkadaşlar, anayasayı bölümler halinde incelediğimiz 4. bölüm videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra gelecek olan videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videomu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.